Sevgili dostlar, Yaşam Tadında Kısa Hikayeler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için ibretlik bir hikaye hazırladım. Hikayemizin ismi Bayat Ekmek. Hikayemizi sonuna kadar dinlemenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Komşumuz Hanife teyze var. 8 aydır konuya komşuya, bayat ekmeğiniz var mı? Varsa verin, kuşlar cama geliyor, ıslayıp veriyorum diyordu. Çok da zayıflamıştı. Kiracıydı. Rutubetini çok ucuza oturuyorum diye çekiyorum diyordu. Eşinden dul maaşı alıyordu. Gülen, şaka yapan Hanife teyze gitmiş, yerine suskun, düşünceli bir Hanife teyze gelmişti. Annem dolma yapmıştı. Bir tabak dolma uzatarak, "Hadi götür Hanife teyzene de sıcak sıcak yesin," dedi. Hanife teyzenin zilini çaldım. 75 yaşındaydı. Yavaş yavaş gelerek, "Kim o?" dedi. "Ben Zeynep Hanife teyze," dedim. "Tamam, açıyorum kızım," dedi. Annem dolma yolladı. Elimden aldı. Yüzüme baktı. Yutkundu. "Allah razı olsun. Ben de yemek yiyecektim. Şimdi yerim," dedi. Hanife teyze, annem tabağı istedi de. Hanife teyze kapıyı kapatmadan mutfağa yöneldi. Aralıktan içeriye baktım. Oturma odası karanlıktı. Işığı yaktım. Masanın üstünde bir bardak su ve ıslatılmış ekmekler tabağa doğranmıştı. Hemen kapının önüne geri çıktım. Hanife teyze tabağı uzattı. "İki cihanda aziz olun evladım," dedi. "Sağ olun," dedim. Eve geldiğimde annem, "Ne o? Ne oldu? Suratından düşen bin parça kızım," dedi. "Anne, Hanife teyze tabağa bayat ekmekleri doğramıştı. Onları yiyordu." "Olur mu kızım? Baban da emekli, o da eşinden emekli maaşı baban kadar alıyor. Sen yanlış görmüşsündür. Kuşlar içindir o. Biz geçiniyorsak ki 3 kişiyiz, o tek başına hayli hayli geçinir kızım." Ertesi akşam anneme ne pişirdiğini sordum. Etli kuru fasulye olduğunu öğrendim. İçimi bir kurt kemiriyordu. Akşam yemeğine oturmadan, "Anne, Hanife teyzeye de bir tabak götüreyim mi?" diye sordum. Annem, "Kuru fasulye bir tanem. Götür de, güzel bir şey değil ki." "Olsun, hadi ver götüreyim." Sıcak tabağı elime aldım. Hanife teyzenin sesi, "Kim o?" "Ben Zeynep." Kapıyı açtı gülümseyerek. Yüzüme baktı. "Annem kuru fasulye yolladı. Bilmem sever misiniz?" "Nimeti ayırt etmem. Tabii ki severim. Allah razı olsun sizden. Ha, unutmadan, annem tabağı istiyor." Hanife teyze mutfak yoluna yönelir yönelmez, ben doğru içeri, masanın üstünde bir bardak su, ılık ekmeklerin konduğu yarısı yenmiş tabak ve annemin bir gün önce verdiği dolmadan 4 tane. Soracaktım, sormalıydım, içim içimi kemiriyordu. Hanife teyze beni kapıda göremeyince içeriye yanıma geldi. Sanki sor der gibi gözlerime bakıyordu. Ve sordum. "Bu ıslak ekmekleri sen mi yiyorsun? Hani kuşlara verecektin?" Buğulu mavi gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı Hanife teyzenin. Üzmüş müydüm anlayamadım. Daha 15 yaşındaydım. Ama ben de ağlamıştım. "Evet, ben yiyorum canım kızım. Benim bir oğlum bir de kızım var. Burada değiller. Başka ildeler. İkisi de çalışıyor. Araba alacaklarmış. Bana kredi çektirdiler. Aldığım para ancak kiraya ve elektrik suya gidiyor. 3-5 kuruş ya kalıyor ya kalmıyor elimde. Ben de ekmek isteyemedim. Kol kırılır, yel içinde kalır evladım. Böyle biliriz biz. 3 yıl boyunca böyle idare edeceğim. Kimseye söylemeye mi?" Bu sefer benim gözlerim yaşardı.
tabağı aldım. Kapıdan çıkarken arkamdan "Kimseye söyleme güzel kız!" diye bağırıyordu. Eve geldiğimde bağıra bağıra ağlıyordu. Annem şaşırmıştı. "Ne oldu güzel kızım? Biri bir şey mi söyledi?" Olanı anneme anlattığımda o da çok üzülmüştü. "Böyle vicdansız evlat olmayacağım anneciğim," dedim. 3 yıl boyunca tüm mahalle Hanife teyzeye kimimiz sabah kahvaltıları götürüyor, kimimiz öğlen yemekleri, kimimiz akşam yemekleri. 2 ay önce kaybettik Hanife teyzeyi. Hastayken okul çıkışı yanına uğramıştım. Bana, "İyi kalpli meleğim, sen mi geldin?" "Şükür, borç bitti," dedi. "Artık rahat edersin Hanife teyzem," dedim. "Evet, senin sayende sıkıntısız ekmek düşünmeden 3 yıl geçirdim. Rabbim seni korusun evladım," dedi. Bu konuşmamızdan 2 gün sonra vefat etmişti. Çok üzüldüm. Bizim halkımız dilenemez, isteyemez.